Sevgili dostlarım, hepinize selamlar. Hepinize Ensar'la Borsa Gündemi adlı kanala hoş geldiniz. 29.04.2021 tarihli SPK bülteni hakkında bilgilendirme yapacağım. Sevgili arkadaşlar, normalde bununla alakalı video çekmeme kararı almıştım. Ancak birçok arkadaşımız bilgi sahibi olmak istiyor tekrardan. Bunun için bilgi vermeyi istedim. Biliyorsunuz dağıtımlardan sonra, oransal dağıtımlardan sonra ve eşit dağıtım da dahil halka arzlar ve halka arz füryasında bir sona gelmiş bulunduk resmen. Bu yüzden de kimseyi olumsuz ya da olumlu yönlendirmemek için çekmeme kararı almıştım. Ancak dedim birçok arkadaşımız hocam tekrardan video çeker misin dedi. Ben de tamam dedim, bununla alakalı bilgilendirme videosu yapayım dedim. Ancak dediğim gibi çok mükemmel bir şirket değilse bu benim kişisel ve şahsi fikrim, pek katılmayı düşünmüyorum. Tabii bu karar size kalmış. Şirketlere detaylı inceleyin. Lütfen dikkatli olun çünkü artık halka arzlar açıldıktan sonra direkt taban taban gitmeye de devam etmeye başladı. Bunun için de dikkatli olun. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İlk iki tane halka arzımız var. Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi olmak üzere. Burada sermaye artırım kısmında olanlar Kalekim'de 15 milyon lot, Penta'da 12 milyon lot ve mevcut pay satışları da 15 milyon lot Kalekim'de, 6 milyon 378 bin 752 lot da Penta'da var. Ek pay satışları Kalekim'de 4,5 milyon lot, Penta'da 2 milyon 756 bin 809 lot olacak. Yani Kalekim'de ortalama baktığımızda 30 milyon lot olacak. Ek pay satışı olursa 34 milyon 500 bin lot. Penta'da ise 18 milyon 378 bin 752 adet lot satılacak. Ek pay satışı da olursa da buraya 2 milyon 756 bin 809 lot da eklenmiş olacak. Ortalama baktığımızda 18 şöyle 19 20 21 milyona yakında Penta'da toplam ek pay satışı da olursa dahil bu kadar lot satımı olacak sevgili dostlar. Kalekim'de satış fiyatı 13.75 14.75. Oransal dağıtım olduğunu zaten buradan anlıyoruz büyük ihtimalle. Ancak detaylı bakacağım tekrardan. Bununla alakalı da bilgilendirme yapacağım. Penta'da ise 32 38 arasında satış fiyatı var. Burada da büyük ihtimalle sevgili arkadaşlar oransal dağıtım olacak diye düşünüyorum. Detaylı bakmadım. Bakıp bununla alakalı da bilgilendirme yapacağım. Şimdiden hepinize bol bol kazançlar diliyorum ve lütfen dikkatli olun. Kendinize iyi bakın. Şirketlerin mali rasyolarını çok iyi incelemeden bir hareket yapmamızı sizin faydanız olacaktır. Bu şekilde benim düşüncelerim. Şimdiye kadar son halka arzlar inceleme videosu da attım. Biraz sıkıntı oldu. Biraz sıkıntı oldu. Bunun için hepinizden özür dilerim. Yanlış insanları yönlendirdiysem alın satın tutun demedim ama tabii ki bu sizin kararınız. Yine de diyorum, burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler diliyorum.